Selam dostlar Fatih hocanızla beraber LGS'yi fullemeye hazır mısınız? Yepyeni bir kampa başlıyoruz arkadaşlar ve inkılap tarihinden soru kesinlikle kaçırmıyoruz, fulliyoruz. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. Öncelikle ilk konu uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı Devleti konusuyla başlayalım. Şimdi başlığa baktığımızda uyanan Avrupa yani güçlenen gelişen bir Avrupa Devleti varmış ve sarsılan Osmanlı Devleti varmış. Yani güç kaybeden ve gerileyen bir Osmanlı Devleti varmış. Peki hocam Avrupa devletinin güçlenmesinde rol oynayan faktörler nelerdir? E bunlar coğrafi keşifler, reform, Rönesans, Aydınlanma çağı, sanayi devrimi, sömürgecilik gibi faaliyetler Avrupa'nın gücüne güç katmasında ve Osmanlı Devleti'nin sarsılmasında gerilemesinde güç kaybetmesine rol oynayan faktörler arasında gösterilebilir arkadaşlar. Bakın normalde Avrupa'da bu gelişmeler yaşanmadan önce Avrupa karanlık çağını yaşıyordu. Orta çağ diye tabir ettiğimiz karanlık en rezil dönemlerinden birisini yaşıyordu. Bu karanlık dönem olarak tabir ettiğimiz dönemde Katolik Kilisesi'nin baskısı altında kalmışlar. Kilise hem siyaseti hem ekonomiyi yönetmiş, bilimsel araştırmalar yasaklanmış. Avrupa'da dogmatik, skolastik düşünce hakim olmaya başlamış. insanlar araştıramıyor, sorgulayamıyor. Yani çok kötü bir dönem yaşıyordu Avrupalılar bu gelişmelerden önce. Ne zaman ki 15. yüzyıl geldi, bu gelişmeler sırasıyla yaşanmaya başladı ve Avrupa dünyası karanlık çağını artık söküp atıp güçlenmeye başlamıştır. Bu gelişmelerden ilki coğrafi keşifler arkadaşlar. Özellikle coğrafi keşifler ile birlikte Avrupalı devletler yeni yeni yerler keşfetmeye başladılar. Mesela bunlardan ilki Amerika kıtasıydı arkadaşlar. Amerika kıtasını keşfettiler. Oradaki zenginlikleri, yeraltı, yerüstü kaynaklarını söküp Avrupa'ya getirdiler. E bunun dışında da doğunun zenginliği olarak tabir edilen bir bölge neresi? Hindistan arkadaşlar. Doğunun zengin bölgesi olan Hindistan'a gidiyorlar. Oranın da yeraltı, yerüstü kaynaklarını alıp Avrupa dünyasına götürüyorlar. E coğrafi keşifler ile birlikte Avrupa dünyası hangi alanda güç kazanırlar? Tabii ki de ekonomik alanda güç kazanmıştır diyebiliriz. Aynı zamanda coğrafi keşifler ile birlikte yeni ticaret yolları buldular. İpek ve baharat yollarının alternatif olarak e, okyanuslara açıldılar ve Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmadan yeni ticaret yollarını kullanaraktan daha hızlı bir şekilde ekonomilerini güçlendirdiler arkadaşlar. Ehaliyle haliyle Avrupa'da ekonomik kalkınmayla beraber bilim, sanat ve edebiyat da gelişmeye başladı. Şimdi şöyle düşünün artık bu adamın cebinde para var. artık bir problemi yok. E para varsa, huzur varsa artık bilimle, sanatla, edebiyatla uğraşabilirsin değil mi? E şimdi düşünsen adam fakir. E, yiyecek ekmeği yok, bilimle, sanatla, heykel tıraşla uğraşabilir mi? E haliyle uğraşmaz. Ama coğrafi keşifler ile birlikte e, ne yapıyorlar? Ekonomileri güçleniyor ve güçlenen ekonomileriyle birlikte bilim ve sanat ile uğraşıyorlar arkadaşlar. Böylece Avrupa'da yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans hareketleri yaşanmıştır. Bakın Avrupa yeniden doğdu arkadaşlar. Bilim, sanat, edebiyat, mimari gibi alanlarda gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Ayrıca hem coğrafi keşifler hem de Rönesans hareketleri kilisenin yalanlarını yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlıyor. Katolik Kilisesinin baskıcı, otoriter tutumunu sarsmaya başlamıştır. İnsanlar artık tepki göstermeye başlıyorlar. Artan bu tepkiler karşısında da ne oluyor? Katolik Kilisesi kendisini yenilemek zorunda kalıyor. İşte biz bu din alanındaki yeniliklere Kilisenin kendisini yenilemesine biz reform hareketleri adını veriyoruz. Demek ki kilisenin yalanlarının ortaya çıkması, tepkilerin giderek artması, reform hareketlerinin yaşanmasında etkili olmuştur. Arkadaşlar reform hareketleriyle birlikte Katolik Kilisesi artık kendisini düzeltmek zorunda kaldı ve elini kolunu böyle siyasetten, ekonomiden, ondan bundan çekti. Artık sadece din ile uğraşmak zorunda kaldı. Haliyle kilisenin baskısından kurtulan Avrupalı devletler artık aklın, bilimin rehberliğinde hızla gelişmeye başladılar. Ve önünü karartan kiliseyi ortadan kaldırdığı için artık aydınlanma çağına girdiler. Bakın normalde Avrupa dünyasını coğrafi keşifler ve reform Rönesans'tan önce karanlık bir çağ takip ederken bu gelişmeler ile birlikte Avrupa dünyası aydınlık çağını yaşamaya başladı. Aydınlanma çağı denilen bu dönemde Avrupa'da bilimsel çalışmalar artarak devam etti arkadaşlar. Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktararak ne yaptılar? Sanayi ve teknoloji alanında güçlenmeye başladılar. Bakın artık bilimsel gelişmeyi kullandıklarına göre teknoloji de gelişmeye başlıyor. Ve ne yapıyorlar? Ee, bunu gidip teknolojiye aktarıyorlar ve yeni icatlar yapıyorlar. Yeni fabrikalar kuruyorlar, yeni tesisler kuruyorlar, trenler yapıyorlar. Böylece sanayi kılavu doğuyor arkadaşlar. Şimdi sanayi kılavu ile birlikte... Artık küçük üretim atölyeleri yerine büyük fabrikalara bırakılıyor. Bakın arkadaşlar sanayi klabı ile birlikte fabrikalar kurulmuş. E fabrika olduğuna göre artık seri üretime geçildi. İnsan gücünün yerini ise artık makineler almaya başladı. Makineler sayesinde haliyle üretim hızlıca artmaya başladı. Artan üretim ile birlikte artık ham maddeye ve pazara ihtiyaç duyuldu. Şimdi şöyle düşünün adamlar sanayi kılabıyla birlikte fabrika kurdu. E bu fabrika neyle çalışacak? E suyla havayla çalışacak hali yok. Neyle çalışması gerekiyor? Ham madde ile çalışıyor arkadaşlar. E, petroldü, doğalgazdı, linyetti bunlar hepsine biz ham madde diyoruz. E Avrupalı devletler ne yapıyorlar? Gelişmemiş devletlerin ham madde kaynakları ellerinden alıyorlar. Ve daha sonra üretiyorlar fabrikada. Ve ürettikleri ürünleri daha sonra Yine gelişmemiş devletlere satıyorlar. İşte biz bu hareketlere sömürgecilik diyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Atıyorum bu gariban bir devlet olsun. Üretimi az olan gelişmemiş bir devlet olsun. Sömürgecilik dediğimiz olay şu. Bakın sanayi kılavu birlikte Avrupalılar ham madde ihtiyacını gidiyor. Bu adamdan karşılıyor. O adamın yer, yer altı yer üstü kaynaklarını aldı. Daha sonra götürdü fabrikada üretti. Elinde bir sürü ürün var. E bu ürünleri ne gerekiyor? Satması gerekiyordu. Yani pazarlama diyoruz. Pazarlar kendi kime pazarlıyor biliyor musunuz? Yine götürüp gelişmemiş bu adamlara satıyordu arkadaşlar. E işte biz bu olaylara ne diyoruz? Sömürgecilik diyoruz. Hatta sömürge imparatoru İngiltere'ydi. Güneşin doğup batmadığı ülke deniliyordu. Devletler arasında sömürgecilik yarışı, ham madde pazar rekabeti ileride yani 1914 tarihinde de Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına yol açacak. Avrupa'nın gelişmesinde rol oynayan faktörler bu şekildeydi. Şimdi de gelelim sarsılan Osmanlı Devleti konusuna. Osmanlı Devleti'nin gerilemesine rol oynayan faktörler nelerdi? Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti ne zamanki 17. Yüzyıla giriyor? 17. yüzyıl ile birlikte devlet askeri alanda, siyasi alanda, ekonomik alanda yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başlıyor. Devletin kötü gidişatını durdurmak için ıslahatlar yapılıyor, başarılı olmuyor. Bu dönemde savaşlara giriyoruz, kaybediyoruz. E, devlet ekonomik açıdan kötüye gidiyor, devletin giderleri azalıyor, e, düzeltiyorum gelirleri azalıyor. Yani Osmanlı Devleti 17. yüzyıl ile birlikte hem siyasi hem ekonomik her açıdan Kötü bir süreç içerisine girmeye başlıyor. Bu sürecin daha da kötüye gitmesine sebep olan bazı gelişmeler var. Mesela bunlardan biri coğrafi keşifler. Arkadaşlar Avrupalılar coğrafi keşifleri yapınca Osmanlı Devleti ekonomik açıdan olumsuz yönde etkileniyor. Çünkü coğrafi keşifler sonucunda ticaret gemileri Akdeniz'den ayrılıp artık Atlas Okyanus'una doğru kayıyorlar. Artık İpek ve baharat yolu önemini kaybediyor. Birisi İpek yolu, diğeri de Baharat yoluydu arkadaşlar. Normalde bu ticaret yolları bize aitti. Ama Avrupalı devletler e, coğrafi keşifler yapınca yeni ticaret yolları bulunca ne ipek yolunu kullanıyorlar ne de baharat yolunu kullanıyorlar. Normalde bu ticaret yollarını kullandıklarında bize gümrükten geçerken para veriyorlardı. E artık geçmediklerine göre Osmanlı devletinin gümrük gelirleri son derece azaldı. İpek yolu kullanılmıyor, baharat yolu kullanılmıyor. Akdeniz ticareti canlılığını kaybetti. Gümrük e, gelirleri azaldı. Tüm bu gelişmeleri e, düzeltmek amacıyla Osmanlı Devleti gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalılara gidiyor. Hop kapitülasyonlar veriyor. Biz kapitülasyonlara ekonomik imtiyaz yani ekonomik ayrıcalık diyoruz. Kime vermişiz bu imtiyazları? Avrupalı devletlere ekonomik imtiyazlar yani kapitülasyonlar veriyoruz. Ancak kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisine hizmet edemediği gibi aynı zamanda Osmanlı ekonomisine zarar vermeye başlıyor. Hatta Osmanlı devleti bu kapitülasyonlar yüzünden ekonomik bağımsızlığını kaybetmeye başlıyor. Avrupalı devletler bu imtiyazları kullanıp ne yapıyorlar? Ucuza ürettikleri malları kapitülasyonlar aracılığıyla Osmanlı devletine getiriyorlar ve bizim ülkemizde ucuz mallar satmaya başlıyorlar. E haliyle şöyle düşünün. Atıyorum bu Osmanlı vatandaşı olsun. Esnafı olsun. Bu adam sanayileşememiş, fabrika kuramamış. Kendi eliyle ürettiği bir ürün olsun. Şimdi az ürettiği için pahalıya satıyor. Ama Avrupalı adam da ne yapıyor? Fabrikalar kurmuş binlerce patır 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 üretiyor. Haline pahalıya, daha ucuza satıyor elinde çok olduğu için. E o halde bu adam ne yapacak? Elindeki ürünleri satamadığı için Avrupalı ürünler karşısında rekabet edemediği için dükkanını kapatacak. Yani kapitülasyonlar bir süre sonra Osmanlı devletini Avrupalı devletlerin açık pazarı yani yarı sömürgesi haline getirmeye başlayacaklar. Demek ki kapitülasyonlar ile birlikte Osmanlı toprakları açık pazara dönüşmüş, Osmanlı pazarı Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle dolmaya başlamış. İnsanlar da ucuz mallara yöneldiği için malını satamayan esnaf da ne yapıyor? Üretimi durduruyor böylelikle Osmanlı ekonomisi bozuluyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti bozulan ekonomisini düzeltebilmek amacıyla 19. yüzyılda ne yapıyor biliyor musunuz? Gidip Avrupalı devletlerden hop borç alıyor. İlk defa İngiltere'den Kırım Savaşı'nda borç alıyoruz. Daha sonra bu borçları ödeyemiyoruz arkadaşlar. Avrupalı devletlerin yüksek faizli borçlarını ödeyemeyecek duruma geliyoruz. Dolayısıyla Osmanlı ekonomisi bu gelişmelerden sonra iflas ediyor. Bunun üzerine alacaklı devletler de bir araya geliyorlar ve Osmanlı devletinde ne kuruyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu çok önemli. düyun umu, Umumiye Teşkilatı. Yani genel borçlar idaresini kuruyorlar. Bakın arkadaşlar buraya bir yıldız atıyorum. Buradan soru geliyor. Genel borçlar idaresini kurmuşlar. Avrupalılar bu teşkilat ile birlikte Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarına el koyuyorlar ve bu teşkilat ile birlikte vergileri topluyorlar ve alacaklı devletlere paylaştırıyorlar. Yani bu teşkilat Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını yok etmiştir diyebiliriz. Demek ki hem kapitülasyonlar hem de duyunu umumiye genel borçlar idaresinin kurulması ekonomik bağımsızlığı zedeleyen en önemli faktörlerin başında geliyormuş. Aynı zamanda Osmanlı'nın sarsılmasında reform ve rönesans hareketleri de etkili olmuş. Baktığınız zaman Avrupalı devletler gücüne güç katarken Osmanlı devleti onların gelişmesini takip edememiş. Aynı zamanda sanayi kılavu beraber onların gelişmesine, sanayileşmesine ayak uyduramamış. Teknolojisini o kadar geliştirememiş Avrupa'nın gerisinde kalmış. Ve Fransız ihtilali de Osmanlı devletine en büyük darbeyi vuran gelişmelerin başındadır. Fransız İhtilali ile beraber hak, hürriyet, özgürlük, adalet, eşitlik ve milliyetçilik gibi düşünceler ortaya çıkmıştır. Az önce saydığım bu düşüncelerden bir tanesi Osmanlı Devleti'ni son derece olumsuz etkiliyor. Bu düşüncenin adını unutmuyorsunuz. Milliyetçilik arkadaşlar. Milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti'ni son derece kötü etkiliyor. Hocam neden? Çünkü milliyetçilik der ki her milletin kendi bağımsız devletini kurmaya hakkı var diyordu. E haliyle Osmanlı Devleti de e, çok uluslu bir milletti, devletti. E, imparatorluk görünümündeydi. Her bir ulus Fransa İhtilali'nin ortaya çıkarmış olduğu milliyetçilik düşüncesinden etkilenerekten ne yapacaklar? İsyan etmeye başlayacaklar. Milliyetçi, ulusçu isyanlar başlatacaklar ve bağımsız olmak için Osmanlı Devleti'ne baş kaldıracaklar. Haliyle gittikçe şiddetlenen isyanlar devleti dağılma noktasına getirmiş. Osmanlı Devleti de devleti dağılmaktan kurtarmak için bazı adımlar atmış. Şimdi arkadaşlar ne gibi adımlar atmış bunları anlatacağım birazdan ama öncelikle bu konuyla anlattığım konuyla alakalı MEB nasıl soru sorar gelin bir tane örnek soru çözelim. Uyanan Avrupa sarsılan Osmanlı Devleti ile alakalı daha önce soru çıktı arkadaşlar yine çıkabilir. MEB nasıl sorar işte böyle sorar arkadaşlar gelin bir örnek soru çözelim. 20. yüzyıl başlarında sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanda etkili olan güçlü bir Avrupa ortaya çıktı. Güçlü Avrupa'nın doğuşunda daha önce yaşanan gelişmelerin etkileri oldukça yüksektir. Buna göre yukarıda verilen görseldeki gelişmelere bakılarak Avrupa ile ilgili yargıların hangilerine ulaşılamaz. Şimdi bakıyorsunuz coğrafi keşifler, reform, rönesans, aydınlanma çağı, Fransız ihtilali, sanayi kılavu, sömürgecilik gibi faaliyetler yaşanmış. Şimdi gelişmesinde birçok faktörün etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet Avrupa'nın güçlenmesinde etkili olan faktörleri zaten burada numaralandırarak göstermiş. O zaman 1'e ulaştık. 2'ye bakalım. Rönesans ve reform hareketlerinin aydınlanma çağından sonra yaşandı. Hemen bakalım. Reform ve Rönesans hareketleri 2. sıradaymış. E, aydınlanma çağı 3. sıradaymış. Yani tam tersi olması gerekiyor. O zaman bu yanlış. 3'e bakalım. Coğrafi keşiflerin Avrupa'yı sanayi kılabından daha fazla etkilediğini. Arkadaşlar sadece görsele bakarak hangisi daha az etkiledi, hangisi daha fazla etkiledi gibi bir yorum yapmamız mümkün değil. O yüzden ona da ulaşamayız. E ulaşılamazları sorduğuna göre 2 ve 3 yani C seçeneği doğru cevabımız. Şimdi de gelelim fikir akımlarına. Osmanlı Devleti bu dönemde kötü bir durumdaydı. Dağılma parçalama süreci içerisine girmişti. Dört bir tarafta isyanlar baş gösteriyordu ve tepkiler giderek artıyordu. Ve Osmanlı Devleti de dağılmaktan kurtulmak için bazı yönetici ve aydınlar ile beraber farklı fikirler ortaya attılar. Biz bunlara fikir akımları diyoruz. Bakın bu fikir akımlarının ortak bir özelliği var. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını nasıl önleyebiliriz sorusuna cevap arıyorlar. Bir takım aydınlar ve yöneticiler, aydın insanlar diyecek ki Osmanlı Devleti'ni biz Osmanlıcılık fikir akımıyla kurtarabiliriz. Osmanlıcılık der ki dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun herkesi eşit kabul edersek kimseyi ırkına, cinsiyetine, mezhebine göre ayırmazsak Herkesi Osmanlı kavramı etrafında birleştirirsek yani herkesi eşit kabul edersek Osmanlı devletinde isyanları ortadan kaldıracaklarını ve Osmanlıyı da almaktan kurtaracaklarını düşünüyorlardı. Bakın bu fikir akımının temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri vardı temelinde. Özellikle Osmanlıcılık fikrini hem Jön Türkler hem de İttihatçılar tarafından desteklenmiştir. Aynı zamanda bu düşüncenin etkisiyle beraber hem tanzimat hem de ıslahat fermanları ilan edildi. Bakın Osmanlıcının etkisiyle beraber ortaya çıkan gelişmeleri not alın. Hem tanzimat var, hem ıslahat var, hem meşrutiyet var, hem de ilk anayasamız olan kanuni esası vardır arkadaşlar. Demek ki Osmanlıcılık fikri doğrusunda bu adımları dağıtmışız. Eşitliği sağlamaya çalışmışız. Peki hocam Osmanlıcık fikri başarılı oldu mu? Hayır arkadaşlar başarılı olamadı. Hocam başarılı olamadığının kanıtı nedir? Mesela Balkanlara baktığımızda o dönemde e, Balkan devletleri, Balkan'da yaşayan milletler ne yapıyorlar? Osmanlı devletine karşı bağımsız olabilmek amacıyla baş kaldırıyorlar. Eğer bu fikir akımı başarılı olsaydı Balkanlar ulusları e, huzurlu bir şekilde dururlardı, isyan etmezlerdi. Demek ki başarılı olamamış. Son bir ekleme daha yapmak istiyorum. Osmanlıcılık fikir akımını savunan kişilerde Namık Kemal var arkadaşlar. Ziya Paşa var ve Şinasi var. Bazen karşımıza çıkabiliyor bu bilgi de bilelim. Şimdi Osmanlıcılık fikri bizi kurtarmayınca bir takım aydınlar diyecek ki arkadaşlar biz e, İslamcılık ile diğer bir adıyla ümmetçilik ile kurtuluşu sağlayabiliriz. Eğer Müslüman milletleri halife etrafında toplarsak bütün Müslümanlar bir olursa birlikte hareket ederse o zaman kurtuluşu sağlarız diyecekler. Hatta bu fikir akımının en önemli savunucusu Mehmet Akif Ersoy var. Aynı zamanda 2. Abdülhamit döneminde de bu düşünce güçlü bir şekilde uygulanmaya çalışılmıştır arkadaşlar. Peki hocam İslamcılık fikri Osmanlı Devleti'ni kurtardı mı? Hayır arkadaşlar bu da kurtarmadı. Kanıtı olarak da 1. Dünya Savaşı'nda Müslüman Arapların İngilizlerle işbirliği yaparak bize saldırmasını örnek olarak gösterebiliriz. Normalde İslamcılık düşüncesi başarılı olsaydı Müslüman Müslümana saldırmazdı. Müslümanlar bir olurdu. Demek ki bu düşünce başarılı olamamış arkadaşlar. Şimdi Türkçülük düşüncesine geçecek olursak Türkçülük ile birlikte Türk toplumları arasındaki işbirliği geliştirmeye önem vermeye başlıyoruz. Özellikle Osmanlı Devleti'nde yaşayan Türklerin bir araya gelmesini ve Türk bilinci oluşturmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir nevi Türk Birliği olarak düşünebilirsiniz Türkçülüğü. Bu fikir akımını da Ziya Gökalp gibi, Mehmet Emin Yurdakul gibi kişiler savunuyorlar. Türkçülük de Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtaramamıştır arkadaşlar. Şimdi geçelim Batıcılığa. Batıcılıkta Osmanlı'nın her alanda gelişen ve ilerleyen batı toplumu gibi gelişim göstermesini hedefler. Şimdi Avrupalı devletler gelişimini sağladığı için, teknolojik bilimsel alanda geliştiği için yönümüzü batıya çevirelim, batı gibi olalım ve e, yıkılmaktan kurtulalım gibi bir düşünceye sahiplerdi. Batıcılık düşüncesinin de en önemli savunucusu Tevfik Fikret ve Abdullah Cevdet Paşa'dır arkadaşlar. Fikir akımları Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını önlemek amacıyla ortaya atılmış fikirlerde Ancak hiçbiri Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını önleyemedi. Mustafa Kemal hangi fikir akımlarına destek vermiştir derlerse de Atatürk Türkçülük düşüncesine ve Batıcılık düşüncesine destek vermiştir. Bu iki düşünceyi desteklemiyordu arkadaşlar. Özellikle Batıcılık ve Türkçülük düşüncesini desteklemiştir. Fikir akımları konusu bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi gelin MEP nasıl soru sorar beraber bakalım. Arkadaşlar fikir akımları ile alakalı çok güzel bir soru var burada. Nasıl sorar? Aha işte böyle sorar arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi diyor ki Osmanlıcılıkla alakalı bilgi vermiş. Osmanlı devletinde yaşayan halkın din, dil, ırk ve etnik yapısı dikkate alınmadan aynı haklara sahip olacak ve toplumda eşitlik sağlanarak Osmanlı'da almaktan kurtulacaktı diyor. Şimdi İslamcılığa baktığımızda İslam dünyası Osmanlı halifesi etrafında birleşirse devletin yıkılması önlenebilirdi diyor. Osmanlı Devleti içerisinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınları birbirinden farklı düşünceler ortaya koydular. Bunları düşünce akımları denildi. Verilen bilgilere göre yukarıdaki öncülerden hangileri Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarının başarıya ulaşamadığı kanıtı olarak gösterilebilir diyor. Şimdi Arapların 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler işbirliği yaparak Osmanlı Devleti'ne saldırmaları özellikle hangi düşüncenin başarıya ulaşamadığını göstergesidir? İslamcılık düşüncesinin başarıya ulaşamadığını göstergesidir. İslamcılık yani ümmetçilik başarılı olsaydı Araplar, Müslümanlar ne yapacaklardı? Osmanlı'nın yanında yer alması gerekiyordu. Demek ki bir alıyoruz. Şimdi 3'e bakalım. Azınlıkların isyan ederek bağımsız devlet kurması. Azınlıklar isyan ediyorsa eşitlik fikri başarılı olamamıştır. Yani Osmanlıcılığın başarısız olduğunun bir kanıtıdır. Şimdi gelelim ikiye en çok öğrencilerin yanlış yaptığı seçenek 2 arkadaşlar. O yüzden 2'yi sona bıraktım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması kanıt mıdır? Kanıttır arkadaşlar. 2'yi de almamız gerekiyor. Peki hocam neden? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti kurulmuşsa fikir akımları başarılı olamamıştır. Çünkü Osmanlıcılığında, İslamcılığında amacı Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak değil mi? Evet dağılmaktan kurtarmak. Peki Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarsaydı bu fikir akımı Türkiye Cumhuriyeti kurulur muydu? E kurulmazdı. Demek ki başarıya ulaşamadığının kanıtıdır. O zaman üçünü de alıyoruz. Yani D seçeneği bizim doğru cevabımız. Dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi de gelelim demokratikleşme çabalarına. Bakın Osmanlı Devleti kötüye gidiyordu. Dağılma parçalama süreci içerisine girmişti. E dört büyük tarafta azınlık isyanları vardı. Bu isyanları durdurabilmek amacıyla demokratikleşme çabaları da ortaya atıyoruz. Ve bunların ilki de Tanzimat Fermanı arkadaşlar. Tanzimat Fermanı ile beraber azınlık hakları yasal güvence altına alınıyor. Mahkeme kararı olmaksızın kimseye ceza verilmiyor. Herkes eşit olacak deniliyor. Can ve mal güvenliği olacak deniliyor. Herkesin kazancına yani gelirine göre vergi alınacak deniliyor. Yani Tanzimat fermanıyla birlikte azınlık hakları yasal güvence altına alınıyor. Böylelikle onların böyle daha huzurlu, daha mutlu hale getirmeye çalışıyoruz. Peki hocam tanzimat fermanından sonra azınlık isyanları son erdi mi? Hayır arkadaşlar bu isyanlar devam etti. Tanzimat fermanı ile alakalı iki tane çok önemli notum var. Mutlaka not alın arkadaşlar. Tanzimat fermanı ile beraber Osmanlı Devleti anayasal düzene geçişin ilk aşamasını gerçekleştirmiştir. Demek ki tanzimat fermanı anayasal düzene geçişin ilk aşamasını oluşturuyormuş. Bu birinci çok önemli notumuz. İkinci notumuzu da unutmayın arkadaşlar. Osmanlı padişahı Tanzimat fermanıyla ilk defa kendi gücünün üstünde bir kanun gücünü kabul etti. Bakın kendi gücünün üstünde bir gücü kabul etmiş oldu. Böylelikle ee, enteresan tarafı da şu, bu ferman bir halk hareketi değil. Halk hareketi sonucunda ortaya çıkmamış. Osmanlı padişahı kendi isteğiyle Tanzimat fermanını e, ilan etmiştir arkadaşlar. Ancak bu ferman başarılı olamadı. İsyanlar artarak devam edince bu kez ne yapıyoruz? 1856 yılında Islahat Fermanı'nı yayınlıyoruz. Islahat Fermanı ile birlikte azınlık haklarını Müslümanlar ile eşit hale getiriyoruz. Yani azınlıklara verilen hakları gitgide artırabiliyoruz. İşte onlara memur olabilme hakkı tanıyoruz, mülk edinebiliyorlar. İşte para verdikleri zaman bedelli askerlik falan yapabiliyorlar. Bir sürü yeni hak elde ettiler. Peki hocam ıslat fermanı başarılı oldu mu? Islat fermanı da başarılı olamadı. Azınlıklar isyan etmeye devam ettiler arkadaşlar. Bakın biz hem tazimatı hem de ıslat fermanını aynı zamanda Avrupalı devletlerin bizim iç işlerimize karışmasını engellemek amacıyla da ilan ettiğimizi de eklemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi azınlık isyanları durmadığına göre bu dönemde 19. yüzyıldan sonra ortaya Jön Türkler adında aydın, kendini aydın insan olarak tabir eden bir grup ortaya çıkacak. Bu Jön Türkler dediğimiz grup isyanların önlenebilmesi için ortaya bir takım fikir atıyor. Bu adamlar diyor ki eğer diyor azınlık isyanlarının önlenmesini istiyorsanız o zaman padişahın ülkeyi tek başına yönetmesine izin vermeyeceksiniz diyor. Jön Türklere göre azınlık isyanların önlenebilmesi için bir anayasaya yani kanun esası ihtiyacımız varmış ve bir de meclise ihtiyacımız varmış ve bu mecliste de azınlıkların temsil hakkı olması gerekiyormuş. Ve padişah bu bu mecliste beraber onlarla beraber meclisi yönetmesi gerekiyormuş. Eğer bu dedikleri olursa zaten Osmanlı Devleti'nde azınlıklar mutlu olacaklar, huzurlu olacaklar, daha demokratik olacaklar ve azınlıklar mutlu mesut yaşayacak ayaklanmalar çıkmayacak diyorlardı. O zaman genel olarak toparlamamız gerekirse Jön Türkler meşrutiyetin yönetimini ilan edilmesiyle beraber yeni bir anayasa oluşturulsa, yeni meclis oluşturulursa ve bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilirse Osmanlı Devleti'ni almaktan kurtulabilir diyorlardı. Hatta enteresan bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Bu mecliste dağılıma baktığımızda 69 tane Türk'ü görüyoruz. 46 tane de gayrimüslim görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bizim meclisimizler neredeyse yarı yarıya e, oran varmış. Onların temsil hakkı varmış. Buna rağmen azınlıklar isyan etmeye devam ediyorlar. Aynı zamanda jön Türkler o kadar etkin ki arkadaşlar bu fikirleri kabul etmeyen padişah Sultan Abdülaziz'i de tahttan indiriyorlar. Bakın arkadaşlar padişahı tahttan indirebilecek güce, etkiye sahiplermiş bu dönemde. O zaman Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Yerine kimi getirdiler? 2. Abdülhamit'i getirdiler arkadaşlar. Ve böylelikle de birinci meşrutiyet dönemi başlamış oldu. İkinci Abdülhamit'in başa gelmesiyle beraber Sultan ikinci Abdülhamit kanuni esasi hazırlattı. Meclisi açtı. Bu mecliste Müslümanların yanında azınlıkların da temsil edilebilmesini sağladı. Ve 69 Müslüman milletvekiline karşı 46 tane gayrimüslim milletvekiline de yer verdi arkadaşlar. Bakın birinci meşrutiyet dönemi başladı. Tamam. Peki hocam birinci meşrutiyet dönemi neden sona erdi? O dönemde Osmanlı Rus savaşları çıkıyor. Namı diğer 93 harbi çıkıyor. Osmanlı Rus savaşları çıkıyor. Ve bu savaşları fırsat bilen meclisteki azınlıklar, azınlık milletvekilleri yıkıcı faaliyetlerini günden güne artırmaya başlayınca bunun üzerine de 2. Abdülhamit ne yapıyor? Gidiyor Mebusan Meclisi'ni kapatıyor ve e, Meşruti Yönetim'e ara verdiriyor arkadaşlar. Tam 30 yıl boyunca Meşruti Yönetim'e ara vermiş bulunuyoruz arkadaşlar. Böylelikle birinci Meşrutiyet dönemi son buldu. Hemen ardından 1889 yılına geldiğimizde bu kez İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. Ve bu cemiyet hızlı bir şekilde güçlenip Padişah'a baskı yaparak meclisi tekrardan açılmasını istediler. Bakın Padişah kimdi? 2. Abdülhamit'te bu savaştan sonra meclisi kapatmıştı. İttihatçılar başa gelince Abdülhamit'e baskı kurdular ve padişahın tekrardan meşrutiyeti ilan etmesini sağladılar. Böylece ikinci Meşrutiyet dönemi başlamış oldu. Ancak meşrutiyetin tekrar ilan edilmesiyle birlikte meşrutiyeti istenmeyen insanlar tarafından İstanbul'da 31 Mart isyanı çıkartıldı. Bakın meşrutiyeti istemeyen insanlar çıkartmış. Ve bu isyanı bastırmak amacıyla da Selanik'ten Mustafa Kemal'in de içerisinde bulunduğu hareket ordusu İstanbul'a doğru gidiyor. 31 Mart isyanını bastıran e, isyancıların isyanını bastırıyor. Böylelikle meşrutiyete karşı isyan ne oldu? Son verilmiş oldu. Ancak iddiatçılar 2. Abdülhamit'in tekrardan meşrutiyeti kaldırabileceğini düşünüyorlar. Ona güvenmedikleri için bu konuda ne yapıyorlar? 2. Abdülhamit'i de tahttan indiriyorlar. Yerine ne yapıyorlar? 5. Mehmet Reşat'ı e, padişah yapıyorlar. Demek ki meşrutiyet dönemlerinde padişahlar tahttan inmiş yeni padişahlar gelmiş. Bir tarafta Jön Türkler diğer tarafta İttihatçılar etkin bir rol oynamaya başlamışlar. O zaman genel olarak değerlendirecek olursak Osmanlı'nın kötü gidişatını durdurmak amacıyla demokratikleşme çabaları atı yapılmış ne tanzimat, ne ıslat, ne meşrutiyet, ne ikinci meşrutiyet Osmanlı Devleti'ni dalmaktan kurtaramamıştır. Demokratikleşme çabaları da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar böylelikle LGS kampımızın birinci dersinin sonuna geldik ama hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Günün sorusu geliyor. Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın savunuculuğunu yaptı. Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak amacıyla ortaya atılan fikir akımı hangisidir? Doğru cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Böylelikle LGS kampımızın ilk dersi bitti. İkinci dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.